Evet, herkese merhabalar. Kitap ve Kadavra 3. sezon başlasın mı? Ne dersiniz? Evet dediğinizi duyar gibiyim. O zaman başlasın. Neredeyiz? Eskişehir'deyiz. Yer odun pazarı. Acayip bir yer burası. Acayip. Birazcık gezeceğiz, dolaşacağız. Hadi o zaman başlayalım. Şimdi gideceğimiz ilk yer efendim çok ilginç. Daktilo Müzesi. Daktilo ile içinizde yazı yazan var mı sevgili arkadaşlar? Şahsen ben yazmadım. Hani tuşlarına, düğmelerine bastım. Azıcık kullanmışlığımız var ama yazı yazmak tabii ayrı bir şey. Ben o nesilde değilim. Hadi o zaman gidelim Daktilo Müzesi. Evet, müzemize geldik. Daktilo Müzesi. Tayfun Talipoğlu Daktilo Galerisi var içinde. Gayet şık bir yer, güzel bir yer. Efendim burası 1907 yılında Şamlıoğlu Konağı olarak tasarlanmış. Ama daha sonra belediye tarafından restore edilmiş. Hadi bakalım biraz gezelim. Evet. Efendim. Bakın burada Daktilo'nun tarihi. Doğuşu ve gelişimi. İşte bunlar da Daktilo'nun babaları. Tayfun Talipoğlu kimdir bilir misiniz? Sevgili arkadaşlar, Z kuşağı bilmez ama bizim kuşak için çok önemli bir adamcağız. Gazeteci, muhabir, uzun yıllar program yaptı. Bam teli diye. Köşe bucak gezdi, dolaştı, bizlere tanıttı. İlginç bir kişiliği, kimliği vardı ama. Bakın burada eski daktilo örneklerini şöyle göstereyim. Bu galiba daha eski. Ne diyor? 1958 yılında. Şöyle aşağıya gelelim. Mercedes'e bakalım ne diyor. 1925 Almanya üretimi. Tayfun Talipoğlu tarafından bağışlanmıştır diyor. Bak burada da böyle. Güzel fotoğraflar. Daktilo ile her yerde yazı yazan insanlar var. Burada güzel bir masa var. İnsanlar ne yapıyor burada? Gelip fotoğraf mı çektiriyor? Bilemiyorum. Şimdi Bülent Ecevit çalışma odası var. Gireceğiz şöyle etrafı size. Sevgili arkadaşlar, çekeyim, göstereyim. Bülent Ecevit'in çalışma odasına girelim. Vallahi güzel benzetmişler, güzel olmuş. Bülent Ecevit ve daktilosu. Olivetti Lettara 22 model. 50-59 yıllar arasında İtalya'da üretilmiş. Evet, bakın burada da diğer odamızda ne var? Daktilo'nun kralları. Royal marka. Daktilo varmış. Bak bu güzel rengini tuttu. Böyle göstereyim arkadaşlar sırayla. Bu Alman üretimi Rheinmetall Royal diyor. Japonya. Bu da Royal marka 1970'ler diyor. Bu yazar kasa gibi. Değişik. Bu neymiş? Olympia. 1970'ler Almanya'sı efendim. Frankfurt mu yok burası neresi? Amerika'da üretilmiş. Yine Tayfun Talibo tarafından buraya bağışlanmış. Aa, bak. Turuncu. Güzel. Yine burada daktilo çeşitleri var. Sevgili arkadaşlar. Yani burası nostalji kokuyor. Yani nostalji meraklıları, nostalji sevenler. Efendim.
Buraya gelirlerse belki kendinden bir parça bulabilirler. Royal Daktilo Fabrikası'nın çalışanları. Neymiş? Korona diyor. Aha. Evet, devam edelim turumuza. Bir de üçüncü kat varmış. Bakalım üçüncü katta neler var, neler yok. Sevgili arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde daktilolar. Daktilo. Oo, burada da daktilo çeşitleri var. Almanya'ymış bunlar efendim. Urania daktilosu var. Groma Kolibri yine Almanya. Pakistan diyor arkadaşlar. Indus marka daktilo. Indus marka. Değişik. Everest marka daktilo. İtalya'da üretilmiş. Bak çok şık. Beğendim. Brother Japon. Yine yukarıda Brother var. Olympia var. Yine burada şöyle daktilo çeşitleri. Şu tasarımların hastasıyım. Çok severim. Yani eski reklam afişleri, propaganda afişlerine bayılırım. Ha, Olivetti var. Olivetti'yi biz nereden hatırlıyoruz? Yazar kasadan hatırlıyoruz, değil mi? Olivetti. Olivetti markasının kurucusu. Camillo Olivetti. Yani Suavi'ye benziyor arkadaşlar. Gayet şık. Gayet güzel. Olivetti. Daktilo'ya yazılmış şeyler var. Sevgili Şükrancığım diyor. Ha, bak şu odaya girmedik. Bir de buraya bakalım. Burada da böyle efendim torpedo var. Almanya. Hermes Baby. İsveç. Almanya var. Yine daktilo çeşitleri efendim. Bizleri selamlamaya devam ediyor. Valla yorumlara yazın. Sevgili arkadaşlar. Daktiloyla çalışan, yazan. Yani hayatı boyunca ne bileyim. Hani memuriyetiniz vardır. Efendim yaşınız 45'in üstündedir, 50'nin üstündedir. Bütün çalışma hayatınız daktilo ile geçmiştir. Valla bizlere yorumlara yazın. Evet, Daktilo Müzesi turu burada sona erdi. Sevgili arkadaşlar, şimdi ne yapıyoruz? Başka bir mekana geçeceğiz.